Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz üç çizgi mimarlıktan iç mimar Sayın Ece Hatun Bulut, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Evet, sizi tanıyabilir miyiz ve firmanız hakkında bilgi de rica edeceğiz. Tabii Buyurun. ki. Ece Hatun Bulut, 2015 yılında Türkiye'nin çok uzak bir şehrinden, Kars'tan, Kocaeli'ye üniversite okumak için geldim. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi İç Mimarlık bölümünden 2019-2020 yılları arasında mezun oldum. Sonra çalışma hayatıma Kocaeli'de Üç Çizgin Mimarlık adlı firmada devam etmeye başladım. Öncesinde de öğrencilik dönemimde de farklı farklı kurumsal yerlerde çalışmışlığım oldu ama tam profesyonel hayatımı Üç Çizgin Mimarlık'la başladım. Kocaeli'de yerel bir firmayız. Uygulama ve projelendirme üzerine çalışıyoruz. Ben de hem sahada hem de ofiste aktif rol almaktayım şu anda. Peki iç mimarlık mesleğine nasıl karar verdiniz? Karşınıza neler çıktı? İç mimarlık mesleğini aslında ben de birçok öğrenci gibi mimar olmak isteyip sonrasında iç mimarlığı keşfeden öğrencilerdenim. Ben sanatın hayatımızda mutlaka var olması gerektiğine inanan bir insanım. Aynı zamanda özel hayatımda hem tiyatro hem de yönetmenlik, hem oyunculuk hem yönetmenlik üzerine çalışıyorum. Ve sanatla matematiğin buluştuğu muazzam bir bölüm olduğunu düşünüyorum iç mimarlığın. Bu yüzden tercihimi iç mimarlıktan yana kullandım üniversite tercihlerinde. Ama hiç beklediğim gibi değildi yani. Hayal ettiğim eğitimle okulda aldığımız eğitim birbirinden çok farklıydı. Zaten ilk başta mimari eğitime çok ağır yönelik çalışmalar oluyor. İlk 2 sene boyunca neredeyse mimarlarla çok benzer eğitim alıyoruz. Daha sonrasında biz işin biraz daha sanat kısmına kayarken onlar biraz daha mühendislik kısmına kayıyorlar. O yüzden hem şaşırtıcıydı hem zorlayıcıydı benim açımdan. Çünkü çok çizim yeteneği olan bir öğrenci değildim ben. Dediğim gibi daha çok matematik üzerine çalışan bir çocuktum. Ama İlerlememiz güzel oldu. Gelişim şimdi dönüp baktığım zaman, ilk okula başladığımla şu anki algıma baktığım zaman, perspektifime baktığım zaman çok değişim var arada. Çok güzel bir duygu bu. Evet. Peki okul süreciyle profesyonel hayat arasındaki farklılıklar nelerdir? Profesyonel hayat çok daha sirkülasyonlu. Çünkü biz gerçekten yoğun çalışma sistemine sahip olan bir meslek grubuyuz. Ve ne yazık ki sektörün biraz üvey evladı olarak görülüyoruz. Hem mimarlar, hem inşaat mühendisleri, hem müteahhitler bizi çok sevmezler. Çünkü çok detaycı çalışırız. Projeleri detaylandırma üzerine eğitim alırız zaten. Bu yüzden okulda ilk başta bir dönem içerisinde 10-11 tane ders alıyoruz ama o 10-11 ders toplamda bir derse hizmet ediyor. O da proje dersimiz. Dönemin sonunda proje dersiyle dönemi geçip geçemeyeceğimize karar veriliyor. Ve bu yüzden rahat rahat o proje dersini devam ettirebiliyoruz ama sektöre çıktığımız zaman bu ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Çünkü çok fazla proje geçiyor elinden. Yani tek seferde 5 tane, 6 tane projeyle muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Ve bu 5 tane, 6 tane proje demek aslında 5, 6 tane farklı insanla muhatap olmak demek. Çünkü bir yerden sonra o insanların hayatlarına giriyorsunuz. Ailelerine giriyorsunuz ve onların yaşam alanlarını, onların psikolojilerini iyi analiz etmeniz gerekiyor. Onların dilinden konuşmanız gerekiyor. Bu da tabii ister istemez ilk başta biraz zorlayıcı oluyor. Yani yıpratıcı bir süreçten geçiyorsunuz ama dilleri çözdükten sonra biraz daha kolay oluyor. Evet. Peki yeni mezun olan bir iç mimarın karşılaşabileceği zorluklar nelerdir? Piyasada çok fazla kendi hak ettiği bütçesinin altında çalışan iç mimar var. Çünkü bir mezun fazlalığı var. Firmalar dediğim gibi çok sirkülasyonlu. Yani iş başvurusunda bulunuyorsunuz ve belli başlı hayalleriniz var, idealleriniz var. Bunlara sadık kalmaya çalıştığınız zaman karşı taraf tamam çalışmayabilirsin diyor. Yani çünkü sen istemezsen kapıda bekleyen bir sürü insan var. Ne yazık ki hani ülkemizin de durumundan kaynaklı diğer sektörlerde olduğu gibi sürekli bir tecrübeli eleman alımı var, arayışı var. Ama bu çocuk okula başlayıp okulu bitirdikten sonra işe başlamadan tecrübe kazanamıyor. Tecrübe kazanamadıkça iş bulamıyor. Bu sefer kendi mesleğimizin dışına çıkmaya başlıyoruz, teknikerlik yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi hak ettiğimiz bütçelerin çok altında çalışıyoruz. Sigortalarımız çok daha farklı meslek dallarından yatırılıyor ve buna ses çıkaramıyorsunuz ne yazık ki. Ya da yapabileceğinizin çok üzerinde iş yükü bindiriyorlar üzerinize. Ve bu bir yerden sonra ideallerinizi, hayallerinizi göz ardı etmenize sebep oluyor. Bununla mücadele ediyor
Yani benim gördüğüm gençlik, bizim dönemimiz, neslimiz bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Ve ben inanıyorum yani bir gün gerçekten diğer meslek gruplarında da en büyük hayallerimden biri bu. Mesleğimizin gerçekten hak ettiği değeri görebileceği ve insani şartlar altında çalışabileceğimiz firmalar olacak diye düşünüyorum. Ben kendi firmam adına bundan memnunum. Yani şanslı denilebilecek çocuklardanım ben. Ama çok fazla çevremde bu durumlardan muzdarip olan ve durumu değiştirmeye çalışan iç mimar var. Evet. Peki mesleki gelişiminizi ne yönde devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Sanırım saha. Sahada çalışmayı daha çok istiyorum. Çünkü yani tabiri caizse bazı teslim aldığımız projeler harabe gibi oluyor. Ve ilk girip içeriye bakıyorsunuz, aklınızda bir şeyler canlanıyor. İlk başta projeye başlarken bazen yani bu gerçekten olur mu? Ya yani burası düzelir mi? Dediğiniz çok fazla yer oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz o proje bitiyor. İnsanların gözündeki o mutluluk, onların hayallerini gerçekleştirebilmek, işte bir şekilde o insanlara dokunabilmek, orayı o şekilde dönüştürebilmek muazzam bir duygu ve ben bunun sadece projede kalmasını istemiyorum. Yani sahada çalışıp, ustalarımla birlikte çalışıp bir şekilde, bir de erkil bir meslekte bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmak çok güzel bir duygu. Bu yüzden gurur duyuyorum kendi adıma yani yaptığım işle. Peki, Türkiye'deki mimari sektörün eksik kalan ve gelişmesi gereken yönleri nelerdir sizce? Dediğim gibi ilk başta çalışma şartlarının denetlenmesi gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor. Bu bizim tabi olduğumuz odalarımız var. Mimarlar odası, inşaat mühendisler odası, iç mimarlar odası. Odaların çok daha yoğun çalışması gerekiyor. Çok daha denetleyici bir sisteme sahip olmaları gerekiyor. Aynı zamanda bizim mezun olan yani arkadan gelen neslin de haklarını bilerek gelmesi gerekiyor. Okulda buna yönelik eğitimler verilmesi gerekiyor. Her şeyden önce. Çünkü çıktığımız zaman sudan çıkmış balık gibi oluyoruz. Yani hiçbir kişisel hakkımızın ne yönde geliştiğini, ne yönde olduğunu bilmiyoruz. Ve bunu piyasada çalışa çalışa bir miktar sömürüle sömürüle öğreniyoruz ne yazık ki. İlk başta bir denetleyici unsurun olması gerekiyor kesinlikle. Daha sonrasında da bizim 3D çizimlerimiz, işte görselleştirme çizimlerimiz üzerine daha farklı eğitimler görmemiz gerekiyor. Ve bu iş hayatı sürecinde de devam etmesi gerekiyor bunun. Bir kere zaten güncel bir meslek yapıyoruz. Yani dünyada çok aktif çalışan bir meslek grubuyuz. Ve güncel olmak zorundayız. Yani gelişmelerden, malzemelerden, piyasadan, işte fiyatlardan, maliyetten, her şeyden haberdar olmamız gerekiyor. Ve bunu çok böyle senkronize bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Piyasada birbirimizden de haberdar olmalıyız. Çalışma arkadaşlarımızdan da haberdar olmalıyız. O yüzden benim geleceğe dair hayalim çok daha haber ağının gelişmiş olduğu ve dediğim gibi tekrar tekrar üstünü basıyorum. Kişisel haklarımızı daha iyi savunabildiğimiz ve daha çok ayakta durabildiğimiz bir meslek dalında çalışmak istiyorum. İnşallah. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, iç mimar Sayın Ece Hatun Bulut konuğumuz oldu. Hoşçakalın.